Çok kıymetli ve muhterem izleyenler. Dersimiz Hadis-i Şerifler Külliyatı'ndan keşif notlarıyla devam ederken konumuz Hadis-i Şerif rivayet etmekte çok itinanın gösterildiğini görmekteyiz. Amir İbni Meymun anlatıyor. Ben İbni Mesud radıyallahu anh ile perşembe akşamları karşılaşmayı hiç aksatmazdım. Bu gelişlerimde onun herhangi bir şey hususunda Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki dediğini hiç duymadım. İşte bu akşamlardan birinde Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki diyerek söze başladı. Fakat arkasını getirmeyip başını öne eğdi, biraz bekledikten sonra kendisine baktım. Gömleğinin ilikleri çözülmüş, gözlerinden yaşlar boşanmış, avurtları şişmiş vaziyette ayakta duruyordu. Evet sevgili dostlarımız, işte hadis-i şerif rivayet etmekten bu kadar şiddetle dikkat edip çekiniyorlardı. Cenab-ı Hak şeriatının muhafazası için ihtiyaca muvafık efradı her asırda istihdam etmiştir. Eshaptan da bir kısmına bu maksatla kuvvetli hafıza, hadisi öğrenme ve öğretme aşkı vermiştir. İşte bu açıkça görülmektedir. Bid'attan, münakaşadan kaçınmak konusunda da Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Yüce Allah bid'at sahibi bid'atını terk etmedikçe onun amelini kabul etmeyecektir. İtikatta sünnetten ayrılanları yani sapık fırka mensuplarını anlarlar. Ehli bid'at dediğimiz zaman sünnette olmayan şeyleri benimsemek, sünnete uymayan fiillere düşmek de bid'at sayılmıştır. Hazreti Enes İbni Malik radıyallahu anh'ı anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, batıl ve haksız yolda iken münakaşa ve yalanı bırakana cennetin kenarında bir köşk bina edilir. Haklı olduğu halde münakaşayı bırakan kimse için cennetin ortasında bir köşk bina edilir. Kim de ahlakını güzelleştirirse ona cennetin en âlâ yerinde bir köşk bina edilir. Evet, işte sevgili dostlarımız, Müslümanlar arasında daima münakaşanın terk edilmesi, ortaya sadece gerçeklerin konması yeterlidir. Münakaşa edilmemelidir. Rey ve kıyastan kaçınma konusunda da Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ı anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam beni Yemen'e gönderdiği zaman şöyle tembihte bulundular. Sakın bildiğin şer'i deliller dışında bir şeyle hüküm verip mesele çözmeye kalkmayasın. Şayet çözmede zorluk çektiğin bir mesele karşına çıkarsa rastgele hükmetmekten geri dur. Meselenin aydınlanmasını bekle ve veya o hususu bana yaz.
İslam alimleri bu hadisin zaafını belirtmişlerdir. Çünkü bu konuda güçlü hadisler vardır. Daha önceki derslerimizde olduğu gibi. Abdullah bin Amir İbnül As radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın şöyle söylediğini işittim. Beni İsrail'in durumu aralarında müvellidun denen farklı milletlere mensup esir kadınlardan doğan çocuklar türeyinceye kadar itidal üzere devam etti. Bu yeni türediler şahsi reyleriyle fetva verip kendilerini de başkalarını da dalalete attılar. Mesela Osmanlıların tedenni ve yıkılışında dönme denen zümrenin ve diğer azınlıkların menfi yıkıcı rollerine bir kısım araştırıcılar dikkat çekmiştir. İşte hadis-i şerif işte bu içtimai kanunu nazarlara arz etmektedir. Bütün beşer tarihiyle ilgili külli ve umumi bir kanuna dikkat çekilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam haber verdiği bu içtimai zaafın şuurunda olunduğu takdirde takip edilecek akıllı bir kültür politikası ve adilane icraat siyasetiyle zarar asgariye indirilebilir. Hatta tamamen ortadan kaldırılabilir. Evet sevgili dostlarımız, İbn-i Mace'nin işte ziyadelerinden size notlar vermeye devam ediyoruz. Cündüb İbni Abdillah radıyallahu anh anlatıyor. Biz erginlik çağına yaklaşmış bir grup genç Resulullah aleyhissalatü vesselam ile beraberdik. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmezden önce imanı öğrendik. Sonra da Kur'an'ı öğrendik. Kur'an-ı Kerim sayesinde imanımız daha da güçlendi. İman esaslarına giren Kur'ani ayetler ezberletiyor, çocuk bu safhada henüz temyiz yaşında bile değildir. Temyiz yaşında namaz emrediliyor. Kur'an-ı Kerim okuma ve yazma şeklinde öğretimi ise daha sonra küttab denen mekteplerden ele alınan bir hadisedir. İslam üleması temel eğitime giren müfredatta önceliğin dini talime verilmesi gereğinde ittifak eder. Onlara göre hesap, edebiyat, meslek öğretimi gibi diğer müfredat daha sonra ele alınmalı. Dini talim halledilmeden bunlara geçilmemelidir. Sonradan verilecek Kur'an-ı Kerim bilgisi ve diğer faydalı bilgiler, önceden öğretilmiş olan imanı bilgileri takviye edecek şekilde olmalıdır. Bu bir planlama ve tanzim işidir. Ey ilgililer! Dini dinsizin eline vermekten vazgeçin. Ve bilgiyi de bilgisiz cahillerden kurtarın. İbni Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, bu ümmette iki sınıf vardır. Onların İslam'dan hiçbir nasipleri yoktur. Mürciye ve kaderiye. Mürciye kelimesi irca yani geri bırakma kökünden gelir. Mürciye ligat olarak geri bırakan demektir. İstilah olarak İslam cemiyetinde zuhur eden sapık bir fırkanın adıdır.
Bu fırkaya göre günah işleyenin hükmü dünyada bilinemez. Cennetlik veya cehennemlik olacağı ahirette belli olacaktır. İşte bu tehir sebebiyle onlara mürciye denmiştir. Diğer bir izaha göre mürciye reca yani ümitten gelmektedir. Zira bunlar uhrevi kurtuluş hususunda mümine ümit vermektedirler. Şöyle ki bu fırka mensuplarına göre kafire hayırlı amel fayda vermeyeceği gibi mümine de işlediği günahların bir zararı olmayacaktır. Kişinin uhrevi kurtuluşu için iman yeterlidir. Amel eksikliğinin zararı yoktur. Bu zümrenin ilk nüvesini Hazreti Osman şehit edilince ne Hazreti Ali'yi imamete layık görerek ona taraftar olanlara ne de Hazreti Osman'ı mazlum sayıp onun yakınlarını iltizam edenlere katılmayıp bunlar hakkındaki hükmü Allah verecektir diye her iki tarafa yakınlık gösterenler teşkil etmiştir. Sonradan Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete uymayan iddialar geliştirmişler ve bir kısım kollara ayrılmışlardır. Üçüncü fırkanın Mutezile'nin aslı olduğu da söylenmiştir. Evet sevgili dostlarımız, işte görüyorsunuz kaderiye fırkası ise kaderi inkar eder ve kulun tam irade sahibi olduğunu iddia eder. Kaderin olmadığını söylemekte ısrarlı davranırlar. Mantıken hadis-i şeriflerde kulun idrakinin değil, hadiselerde kulun iradesinin değil, ilahi takdirin esas olduğunu iddia edip, kula hiçbir pay tanımayan cebriye zümresine kaderiye denmesi daha muvafık olduğu halde kaderin olmadığı konusunu fazlaca ele aldıklarından kendilerine kaderiye denmiştir. Efendim hadis-i şerifin zahiri bu iki fırka mensuplarını küfre nispet ediyor gözükmektedir. Ancak mesele üzerine tetkiki derinleştiren İslam uleması başka nasların delalet ve sırahetine dayanarak Kur'an-ı Kerim'i esas alarak sünnete uymayan tevillerde bulunanları küfre değil efendim bid'aya nispet etmişlerdir. Yani ehli sünnet dışında kalan itikadi fırka mensuplarına kafir demekten kaçınıp ehli bid'a demişlerdir. Böylelerine daha umumi bir tabirle ehli kıble denir ve efendim ve tekfir edilmezler. Her ne kadar onlar kendi dışlarında kalanları tekfir ederlerse de bazı İslam alimleri bunları içtihadında hata yapan, müştehit veya hakikati bilmeyen cahil olarak görür. İnsaflı nazarda bulunur. Şu da var ki bunlarda tekfirlerini gerektiren saplantılara düşenler de vardır. O takdirde tekfir edilmişlerdir. Zarurat-ı diniye dediğimiz sarih naslarla sabit olan açık hükümlerden birini inkar gibi, daha önce de açıkladığımız gibi Hattabiye fırkası, efendim bunun en güzel örneğidir. Keza Şiilerin Rafizi denen aşırı takımı gibi ki, bunlar Cebrail'in vahyi yanlışlıkla Hazreti Muhammed'e getirdiğini,
Allah'ın Hazreti Ali'ye hulul ettiğini haşa, Kur'an-ı Kerim'de eksiklikler olduğunu haşa vesaire iddia ederler. Bu iddiaların Kur'an-ı Kerim'e ne kadar zıt olduğu açıktır. Şimdi ulema her ne kadar bunları tekfir etmese de kişi küfür işine saplandığı zaman kafir olmuştur. Şu halde İslam'dan nasipleri yoktur. Tabirini onların fasık olmaları şahitliklerinin makbul olmayacağı şeklinde anlamak gerekir demişler. Nitekim ulema ehli bid'a hakkında öyle hükmetmiş, tekfirden kaçınmıştır. Bu ulemanın kendini korumasıdır. Yoksa kafir küfre saplanınca onu kimsenin kurtarma şansı yoktur. Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, iman kalben bilip tasdik etme, dil ile söyleyip ikrar etme, beden uzuvlarıyla da amel etmektir. Evet sevgili dostlarımız, işte imanın kemali buradadır. Bütün bu nakli mütalaları, verileri değerlendiren cumhur, amelin mutlak imandan bir parça sayılmaması, belki kamil imanın bir parçası sayılması gerektiğine hükmetmiştir. Aksi takdirde her günah işleyen kimse kafir sayılırdı, muhafazan Allah. Hadisin sıhhati üzerinde münakaşa yapılmış. Sıhhat münakaşası muhtevadan ziyade senede dayanmaktadır. Evet sevgili dostlarımız, İnşallahu Teala bu konuda derslerimiz devam edecektir. Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kim Allah'a herhangi bir şerik koşmadan tam bir ihlas, yani Allah'ın birliğine iman, onun halisane kulluk, namaz ve zekat vazifelerini yapma hali üzere dünyayı terk ederse, Allah kendisinden razı olmuş halde ölmüş olur. Bu hakikati tasdik eden Kur'an-ı naslar mevcuttur. Bilhassa en son inen suredeki şu ayet onlardandır. Eğer o müşrikler tövbe eder, Enes der ki, tövbeden murat putları ve onlara tapmayı bırakmaktır. Namazlarını dosdoğru kılar ve zekatlarını verirlerse, siz de onları serbest bırakın. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Bu da Tövbe suresinin 5. ayeti kerimesi. Bir diğer ayeti kerimede şöyle buyurulmuştur. Eğer tövbe eder, namazlarını dosdoğru kılar ve zekatlarını verirlerse, artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bu da Tövbe suresi 11. ayeti kerimedir. Hazreti Ebu Hureyre ve İbni Abbas radıyallahu anhüm ve adam ecmain demişlerdir ki, iman güçlenir ve zayıflar. Buna artar ve eksilir gibi kelimeler de kullanılmıştır. Fakat bu konuda ulema daha çok incelemede bulunmuşlardır. Ta ki İmanlarıyla birlikte imanları artsın. İman edenlerin de imanını artırsın. Müddessir suresi 31, Fetih suresi 4. İman edenlerin de imanını artırsın. Bu onların imanını artırdı. Bu da Ali İmran suresi 173. Ve bu durum ancak onların iman ve teslimiyetlerini artırdı. Bu da Ahzab suresi 22. ayeti kerime. Burada imanın güçlenmesi ve kemale ermesi anlamları verilmiştir. Maturidiye mezhebine mensup ulema ise İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin görüşünü esas alıp,
imanın artıp eksilme kabul etmeyeceğini söylemişlerdir. Bunlar bu görüşü ileri sürerken imanın aslını teşkil eden kalbi tasdiki esas almışlardır. Tasdik kesin bir inançtan ibarettir. Bu kalpte bir bütün olarak ya vardır ya yoktur. Biraz var biraz yok şeklinde bu iman olmaz, olamaz görüşündedirler. Onlara göre tasdik eksilince kesin olmaktan çıkar, şüphelere maruz kalır ve iman kaybolur. Eğer kalpte kesin iman varsa bunun daha da fazlaşacağı düşünülemez. Çünkü zaten kesindir diye açıklarlar. Evet, bunun birisi böyle, diğeri de iman edilecek yüce değerler bakımından. Bunlar eksilmez, azalmaz, çoğalmaz. Onun için burada ulema, iman Hanefiler, İmam-ı Azam ve Maturidi, iman edilecek yüce değerlerin azalmayacağı, çoğalmayacağı konusunda bunu burayı da incelemişlerdir. Efendim, diğerleri de imanın kemali üzerinde incelemişlerdir ki hepsinin yolu doğrudur. Haklılık, liyakat sahibi esnaf ulemasına mahsustur ki günümüzün taşıdığı etiket ve ünvan dışında liyakati olmayan, kafası farkına bile varmadan ustaca sokulmuş batı menşeli hümanist ve laik hevalarla karışmış mütealim ve mütefelsif kimselere mahsus değildir. Bunların iddialarını hemen reddeden yanılmaz. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakmadan, sahih sünnete bakmadan, icmaya kıyasa bakmadan hareket eden batı zihniyetli felsefi düşüncelere dikkat edin. Bunlar sizi sapıtırlar. Kur'an-ı Kerim'in, İslam'ın aslına bakarak hareket edin. İnşallah şimdi de kaderi ve kaderiye hakkında bir sonraki dersimiz devam edecektir.